Merhaba sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 15. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kıkırdak doku ve eklemler ile ilgili detayları görmüş olacağız. Bu videonun çok yoğun bir video olmayacağını özellikle söylemek istiyorum. Yani rahat edeceğin, kolay öğreneceğin bilgileri birlikte görmüş olacağız. Hadi gel şimdi kitabımızı açalım ve kamp yoluna işaretimizi atalım. Kitabımı açtığımda bugün anlatacağım konunun sayfa 52'de yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma giderek ben 15. günü anlatacağım için buraya işaretimi atıyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. 14. gün videosunda ben sana destek ve hareket sistemini ikiye ayırıyoruz demiştim. İskelet ve kas sistemi olmak üzere. İskelet sistemini de kendi içerisinde kemik doku, kıkırdak doku ve eklemler olmak üzere 3'e ayırıyoruz demiştim. Dün kemik dokuyu görmüştük. Burada da kıkırdak doku ve eklemleri görmüş olacağız. Detaylı bir şekilde burada bilmen gerekenleri sana anlatmış olacağım. Kemik doku biraz yoğundu. Burası oraya göre biraz daha sakin diyebilirim. Şimdi kıkırdak dokunun hücresine ne denir ona bakalım. Biz kemik doku hücresine ne adı vermiştik? Osteosit demiştik. Ara maddesine de osein demiştik. Burada da kıkırdak dokunun hücresine kondrosit, ara maddesine de kondrin adını vermiş oluyoruz. Görsel üzerinde de kıkırdak doku hücresi ve kıkırdak dokunun ara maddesini sana burada ifade etmiş oluyorum. Yani bunların isimlerini bilmemiz gerekiyor. Kemik doku hücresi, kemik doku ara maddesi, kıkırdak doku hücresi, kıkırdak doku ara maddesi. Anlaştık mı? Peki şimdi ben sana kemik dokunun kan damarları ve sinirleri içerdiğini söylemiştim. O nedenle beslenmesini, oksijen ihtiyacını kan damarları aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Ancak kıkırdak dokuya baktığımız zaman burada kan damarları yoktur diyeceğiz. Ve ben sana daha önce bir dokuda kan damarları yoksa o doku nereden beslenir dediğim zaman ne diyecektin? Bağ dokudan difüzyonla beslenir diyecektin. Daha önce anlatmıştım değil mi? İşte burada da aynı cümleyi kurmuş oluyoruz. Yani kıkırdak doku dediğimiz yapıda kan damarları bulunmadığı için kıkırdak zarı hariç tabii ki bu nedenle kondrositler yani kıkırdak doku hücreleri beslenmesini bağ dokudan difüzyonla yapmış oluyor. Kıkırdak dokular nerelerde bulunur diyecek olursak kemiklerin birleşim yerlerinde bulunur. Kulak kepçesinde bulunur. Burunda, östaki borusunda bulunmuş olur. Hemen görselimiz üzerinden, maketimiz üzerinden gösterecek olursam kemiklerin birleşim yerlerinde bulunmuş oluyor. Hatta burada bir üstteki şekle bakacak olursak da burada da kıkırdak dokunun bulunduğu yerleri ben sana mavi ile ifade etmiş olduğum kemiklerin birleşim yerlerinde bulunduğunu, burunda, östaki borusunda bulunduğunu da göstermiş oluyorum. Anlaştık mı? Kıkırdak dokunun ara maddesine ne demiştik? Biz kondrin adını vermiştik değil mi? İşte bu kondrin adını verdiğimiz ara maddede protein yapılı lifler bulunmuş oluyor. Bu lifler de yapısına göre hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak olmak üzere 3'e ayrılmış oluyor. Bunların en sert olanından yani en dayanıklı olanından dayanıksız olanına göre esnek olanına göre söyleyecek olursam fibroz kıkırdak sonra hiyalin kıkırdak en esnek olan da elastik kıkırdak demiş olacağız. Bunları bilmeni istiyorum. Yeri geldikçe de zaten ifade etmiş olacağım. O zaman ilk olarak hiyalin kıkırdaktan başlıyorum. Hiyalin kıkırdaktan başlama sebebim çünkü embriyonik dönemde bizim iskeletimiz aslında hiyalin kıkırdak yapılı ancak zamanla inorganik maddelerin birikimine bağlı olarak sertleşiyor ve kemik yapıyı kazanmış oluyor. Ama bizim vücudumuzdaki tüm yapımız kemik dokudan oluşmuyor. Mesela kulak kepçemizi buna örnek olarak verebiliriz demiştim. Ben sana 14. gün videosu içerisinde bunu anlatmıştım. İçerisinde kolajen lif bulunur ve bu nedenle serttir. Şimdi burada aklına bir tane soru işareti takılabilir. Hemen takılmadan soru işaretini gidermiş olayım. Şimdi ben sana kemik dokuyu anlatırken osein'den bahsetmiştim. Osein neydi? Kemik dokunun ara maddesine verdiğimiz isimdi değil mi? İşte bu ara madde içerisinde inorganik ve organik maddeler vardı. İnorganik maddeler, mineraller de bunlar sert olmasını sağlıyordu. Ama organik maddelerden olan lifler var demiştim. Bu lifler içerisinde de parantez içerisinde kolajen lifler demiştim. Esnek olmayı sağlıyor demiştim. Bak şimdi orada hocam kolajen lifler esneklik sağlıyor dediniz. Burada kolajen lif bulunur dedikten sonra sert oluyor dediniz diye düşünebilirsin. İşte buradan şunu söyleyeceğim. Bir yapı başka bir yapı ile birlikte esnekliği sağladığı gibi aynı zamanda ona ekstra mineral bir maddenin katılmasıyla sertliği sağlayabilir. Anlaştık mı? O nedenle oradaki organize olma durumunu düşünmemiz gerekir. Bir de burada hani mesela ben sana kemik dokuyu anlatırken orada esneklik sağlıyor dedim ama elastik lif kadar bir esneklik sağlamıyor. Yani elastik lif olduğu
olduğu zaman kulak kepçemizi düşüneceğiz. Hani kulak kepçemiz bayağı eğiliyor, bükülüyor, kıvrılıyor. Ama kolajen lif o kadar esneklik sağlamıyor. Mesela eklem yüzeylerindeki lifleri düşünecek olursak, kolajen lifi. İşte orada sürtünmeye dayanacak kadar sert olmalı. Ancak darbeye dayanacak kadar da biraz böyle yumuşak olmalı. Tamam mı? İşte o esneklik de kolajen lif aracılığıyla sağlanmış oluyor. Anlaştık mı? Bu aklındaki soru işaretini giderdikten sonra yoluma devam etmek istiyorum. Embriyonik dönemde omurgalıların iskeleti hiyalin kıkırdak yapılıdır ve bu yapı aslında zamanla mineral maddelerin birikmesine bağlı olarak ne oluyor? Kemik dokuya dönüşmüş oluyor. Ama her kısmımız dönüşüyor muydu? Dönüşmüyordu. Dönüşmeden kalan kısımlarımız vardı. Mesela kaburga uçlarımızı düşünebiliriz ya da oynar eklemlerdeki eklem yüzeylerini örnek olarak verebiliriz ya da kulak kepçemizi söyleyebiliriz demiştim. Soluk borusunda, burunda, kaburga uçlarında ve kemiklerin eklem başlarında hiyalin kıkırdağı bulunduğunu ifade edebiliriz. Görsel olarak da hiyalin kıkırdağı burada göstermiş oluyorum. Kaburga uçlarında olduğu için de hemen burada kaburganın olduğu görseli de ifade etmiş olayım. Anlaştık mı? O zaman soluk borusunda bulunuyormuş, burunda bulunuyormuş, kaburga uçlarında bulunuyormuş diyorum. Peki dayanıklılık olarak fibroz kıkırdaktan daha mı dayanıklı? Hayır değil. Hiyalin kıkırdak fibrozdan daha az dayanıklıdır demiş oluyorum. Hemen gelecek olursam fibroz kıkırdağı. İçerisinde çok çok daha fazla miktarda kolajen lif bulunuyor. Bu nedenle basınca ve çekmeye karşı aşırı dayanıklı olan bir kıkırdaktan bahsetmiş oluyoruz. Hemen görselinde bu şekilde göstermiş olayım. Omurlar arası disklerde bulunuyor. Disk kapağında, kalçada ve köprücük kemiğinde bulunmuş oluyor. Bu nedenle bu kısımlarımız daha darbelere karşı dayanıklı. Yani mesela şöyle düşünelim. Çok şiddetli bir basınca maruz kaldığımız zaman sadece buralarda bir kırılma falan olur. Ama onun haricinde mesela çok yüksek bir yerden düştük. Düştüğümüz zaman bacağımızdaki, hemen şeklimiz üzerinden, böyle maketimiz üzerinden gösterelim. Şu kısmımız kırılabilir ama disk kapağımızın olduğu kısım fibroz kıkırdaktan olduğu için orası kırılmayabilir diyeyim. Tamam ama kırılabilir. Düşme şiddetimizi bilmiyorum şu anda. Ama en bariz olarak fibroz kıkırdaktan olduğu için buraların daha basınca, çekmelere karşı dayanıklı olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamam. Şimdi bunu söyledikten sonra da elastik kıkırdağa gelmek istiyorum. Burada da içerisinde çok fazla elastik lif var. Bu nedenle esneyebiliyor, bükülebiliyor, kıvrılabiliyor. Peki burası nerede bulunur diyecek olursak da kulak kepçesinde, kulak yolunda, östaki borusunda, gırtlak kapağı adını verdiğimiz epiglottiste bulunmuş oluyor. Bu arada epiglottis dediğimiz soluk borusu ile yemek borusu arasında bulunan bir kapaktır demiş oluyorum. Yeri geldiği zaman bunu da ifade etmiş olacağım. Elastik kıkırdağı da burada göstermiş oluyorum. Kulak kepçesinde bulunduğu için de böyle kulak kepçemiz esneyebiliyor, bükülebiliyor, kıvrılabiliyor. Şimdi kıkırdak dokuyla ilgili söylememiz gerekenleri söyledik. Bilmemiz gereken ne? Fibroz kıkırdan en dayanıklı olduğu, elastik kıkırdan da en esnek olduğu. Kolajen lif bakımından en zengin olan fibroz kıkırdak, elastik lif içeren de elastik kıkırdak olmuş oluyor. Kıkırdak dokuda kan damarı var mı? Yok. O nedenle bağ dokudan difüzyonla beslenir demiş olacağız. Şimdi geliyorum eklemlere. Kemiklerin birbirine bağlanma bölgelerine biz eklem adını vermiş oluyoruz. Bunlar da hareket derecelerine göre 3'e ayrılmış oluyor. Hareketli, az hareketli ve hareketsiz olmak üzere bunların diğer ismini de oynar, oynamaz ya da yarı oynar olarak da ifade edebiliyoruz. Bunları söyledikten sonra hemen oynar, yani hareketli eklemlerle başlamak istiyorum. Zaten en fazla söyleyeceğim şeyler oynar, yani hareketli eklemlerde, onun dışında çok daha az şey söylemiş olacağım. Oynar yani hareketli eklemler, bunlar hareket eden eklemler mi oluyor? Evet öyle. Vücudun en çok hareket ettirdiğimiz bölgelerinde bulunmuş oluyor. Yani nerede bulunuyor? Kolumuzda, bacağımızda bulunmuş oluyor. Bak bu şekilde kolumuzdaki ve bacağımızdaki eklemleri sana ifade etmiş oluyorum. Parmak kemikleri arasında, ön kol kemiği ve pazu kemiği arasında, uyluk kemiği ve kaval kemiği arasında bulunduğunu ifade edebilirim. Hemen söyleyecek olursak, bak uyluk kemiği ve kaval kemiği arasında olduğunu görmüş oluyorsun. Ya da pazu kemiği ile ön kol kemiği arasında olduğunu görüyorsun. Ya da bilek kemiklerinin olduğu kısımlarda da olduğunu ifade edebilirim. Bunlar neymiş? Oynar yani hareketli eklemlermiş. Şimdi burada oynar eklemler kısmında önemli olan şu aslında. Oynar eklemlerde eklem kapsülü ve sinovial sıvı adını verdiğimiz bir yapı var. İşte bu yapı neyi sağlıyor biliyor musun? Şimdi ben kolum mesela burasını hareket ettiriyorum değil mi? Bunu hareket ettirmemi sağlayan şey buradaki oynar eklem. Bu eklem işte ben bu kolumu hareket ettirdiğim zaman gacırt gucurt diye ses çıkıyor mu? Çıkmıyor değil mi? Ama çıkabilir zamanla. Hani onu kullanma derecesi
çekeceğime göre, ama bu şekilde çıkmadığını görüyorum. İşte bunun çıkmama sebebi ne biliyor musun aslında? Burada eklem kapsülü ve sinovial sıvının olması. İşte sanki şey gibi düşün. Hani bir kapı olur da kapıyı açtığımız zaman gıcırt diye ses gelir ya. İşte o gıcırt diye ses niye gelir? O kapının yağlanması gerektiği için gelir, değil mi? İşte demek ki benim burada o sıvım var ki gıcırt gıcırt diye ses çıkmıyor. Ama çıkabilir demiştim zamana bağlı, yaşlılığa bağlı olarak. İşte buradaki sıvı seviyesi azalırsa o zaman gıcırt gıcırt diye sesler gelebilir. İşte bu nedenle bu eklem yerlerimizde, yani tabii ki bütün eklemlerde değil, sadece oynar eklemlerde var. Ne varmış? Eklem kapsülü ve sinovial sıvı adını verdiğimiz yapı varmış. İşte bu sıvı bağ doku yapılıdır. Bu nedenle beslenme burası aracılığıyla gerçekleşmiş oluyor. İçerisinde sinovial zar var. Onun içerisinde de sinovial sıvı adını verdiğimiz yapı var. İşte bu da eklemlerin birbirine sürtünerek aşınmasını engellemiş oluyor. Eğer burada sıvı olmasaydı, ben kolum bu şekilde dururken bunu böyle yaptığım zaman yapabilir miydim? Yapamazdım, değil mi? Böyle zorlayarak bunu açmam gerekirdi. Çünkü böyle hani yağsız bir yapı, değil mi? Sürtünürdü, acırdı. Yani böyle eklemlerim, vücudumun en çok hareket ettirdiğimiz bölgelerini hareket ettirirken acırdı. Yani canımız yanardı. O nedenle çok önemli yapılardan bahsetmiş oluyoruz. Oynar eklemlerin aşırı hareketini sınırlayan yapılar da var. Biz bunlara ligament adını veriyoruz. Yani aynı zamanda bunlar eklem kapsülünü koruduğu gibi eklemlerin de aşırı hareket etmesini sınırlayan yapılardır. Bu da önemli, çünkü aşırı hareket etmesi durumunda da mesela bazı sıkıntılar oluşabilir, değil mi? Eklem rahatsızlıkları olabilir. Şimdi burada bacağımızdaki ve kolumuzdaki durumları görmüş oluyoruz. Eklem bölgelerimizi, işte buralar oynar eklemler olarak karşımıza çıkıyor. Buralarda eklem kapsülü ve sinovial sıvı vardır demiş oluyoruz. Biraz önceki kapı gıcırtısı örneğini de burada kendime not olarak ifade etmiş oldum. Hemen şimdi yarı oynar, yani az hareketli eklemlere gelmek istiyorum. Bunların hareketleri sınırlı, az oynadığından düşünebilirsin. Eklem kapsülü ve sinovial sıvı var mı? Kesinlikle yok. Çünkü biz öğrendik ki biraz önce sadece oynar eklemlerde, yani hareketli eklemlerde eklem kapsülü ve sinovial sıvı var. Peki yarı oynar eklemler bizim vücudumuzda nerede bulunuyor? Boyun, göğüs ve bel omurları arasındaki eklemlerin yarı oynar eklemler olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi geliyorum oynamaz eklemlere, yani hareketsiz olan eklemlere. Adı üzerinde hareket etmeyen eklemlerden bahsetmiş oluyoruz. Burada böyle hani dişli bir çark gibi düşünecek olursan birbirine geçme durumu var. Bu nedenle böyle hareket etme gibi bir durum olmuş olmuyor. Eklem kapsülü ve sinovial sıvı var mı? Yok hocam, biraz önce demiştiniz ya sadece hareketli eklemlerde var diye, o nedenle burada da yoktur demiş oluyorum. Peki örnek olarak kafatası, sağrı, kuyruk sokumunda bulunan eklemleri örnek olarak verebiliriz. Hemen söyleyecek olursak, görselimiz üzerinden gösterecek olursak, bak burada kafatasını şöyle yaklaştıracak olursam, şöyle yaklaştırayım, biraz da zoom yapsın. Burada kafatasını görmüş oluyoruz. Buradaki eklemlerin hareketsiz olduğunu, bak hiçbir şekilde hareket etmediğini görüyorum. Daha sonrasında hemen sağrı ve kuyruk sokumunu sana göstermiş olacağım. Buradan sağrıyı görüyorsun. Bir aşağıda da kuyruk sokumunu görmüş oluyorsun. İşte buradaki bulunan eklemlerin de hareketsiz eklemler olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Anlaştık mı? Bak burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Şimdi kafatasımızın olduğu kısım var, değil mi? Hemen şöyle zoom yap. Yapsın, bekliyorum. Heh, yaptı. Şimdi burada şu kısım var ya, burası çenenin olduğu kısım, değil mi? Bak burası hareket ediyor. Ancak onun dışında hareket etmediğini söylüyoruz. Zaten burası çenemizin olduğu kısım, kafatası değil, tamam mı? O nedenle bunu ayırt etmeni istiyorum. Şimdi bunu da ifade ettikten sonra kemik kemik bağlantısının olduğu yeri bir kez daha söylemek istiyorum. Ligamentler neydi? Eklemlerin hareketini sınırlayan yerlerdi. Çok fazla hareket etmemesi de gerekiyordu. Aynı zamanda eklem kapsülünü de koruyordu. Bir de kas kemik bağlantısının olduğu yerler var. İşte buralara da tendon adını vermiş oluyoruz. Görsel üzerinden de gösterecek olursam, burada kas ve kemik bağlantısının olduğu yeri görüyorsun, yani tendonu. Bir de kemik kemik bağlantısının olduğu yer olarak ligamenti görmüş oluyorsun. Burada şunu söylemek istiyorum. Tendonlar kasılmıyor. Kasılma özelliğine sahip değil. Ancak uzun süre fiziksel bir gerilmeye maruz bırakılırsa işte buna bağlı olarak yırtılabilir ya da kopabilir. İşte kopması ya da yırtılması durumunda iyileşmesinin çok uzun süreceğini ifade etmek istiyorum. Mesela sporcularda bu olay görülebiliyor. Mesela aşil tendonunda kopma ya da yırtılma gibi bir durum olursa, mesela sporcular böyle zıplama, koşma, hoplama gibi ani bir hareket yaptığı zaman o aşil tendonu aşırı gerilmeye
yürütülmeye maruz kaldığını işte yırtılabiliyor ya da kopabiliyor. O durumlarda uzun süre fizik tedavi görmeleri gerekebiliyor. O nedenle dikkat etmemiz gereken yapılardan birisi bu tendonumuzda. O zaman burada kasılma olmadığını ancak fiziksel darbelere karşı biraz dayanıklı olduğunu ancak çok fazla gerilme olduğu durumda da ne olduğunu kopabildiğini ya da yırtılabildiğini sana ifade etmek istiyorum. Buradaki dedemiz üzerinden de eklemleri göstermek istiyorum. Şimdi eklemleri gösteriyoruz ama burada eklem hareketli olan eklemlerimizde eklem kapsülü ve sinovial sıvı var mıydı? Vardı. Ancak buradaki dedenin mesela düşünecek olursak eklem kapsülü ve sinovial sıvı bizdekiyle aynı mıdır? Değildi değil mi? Zamana bağlı olarak oradaki sıvıda azalma oluyor. İşte buna bağlı olarak da dışarıdan bir enjeksiyon yöntemiyle sıvı takviyesi gibi bir durum olabiliyor. Ama bizdeki doğal olduğu kadar kalıcı değil tabii ki. Daha sonrasında farklı tedavilerin de uygulanması gerekebiliyor. Peki ben burada iskelet ve eklem sağlığımı korumak için ne yapmalıyım? Şimdi mesela sen şimdi beni oturarak dinliyorsan diyelim ki böyle şu şekilde yani oturma pozisyonu şöyle olmadığını ayağını böyle bükerek oturduğunu düşüneyim, tamam mı? İşte bak şimdi ben böyle otursam ne olur, şurada bir açı olmuş oldu. Şöyle böyle yapalım. Böyle olduğu zaman bu şekilde hemen şöyle yapalım. Şu ayağımızı da şöyle kaldıralım. Böyle oturarak sandalyede böyle oturarak dinlediğimiz zaman buradaki diz kapağımızda olan o eklemi, hareketli olan eklemi çok fazla oynatmıyoruz değil mi? Yani aslında böyle kısa bir açı yaratmış oluyoruz burada. Ama ben bunu çok bükerek böyle ayaklarımı geriye doğru alarak otursam ne olur? Bak burada daha çok kıvrılma yaptık. İşte bu kıvrılma sonucunda buradaki eklem kapsülü ve sinovial sıvı azalmaya başlıyor. Zamana bağlı olarak buradaki eklem kapsülü ve sinovial sıvı azalmış oluyor. O zaman işte oturduğumuzda ya da uyurken böyle ayaklarımızı karnımıza çekerek uyumamaya falan dikkat etmemiz gerekir. Anlaştık mı? Böyle yani şu an beni ayakların altına alıp oturduysan ayaklarını indir, güzelce sandalye pozisyonuna getir diyeyim. Anlaştık mı? Bu dersimizde de çok yoğun bir bilgi birikimi olmadığını, kolay kolay her şeyi öğrendiğimizi ifade etmiş oluyorum. Bu arada eksiksiz bir şekilde kampımıza devam ediyoruz. Anlatmak istediklerimi sana anlatıyorum. Aklında herhangi bir soru işareti olursa sormaktan çekinme. Desteklerin benim için çok kıymetli. Ağzım dilim kurudu. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. Bu arada cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Bu soruyu senin çözmeni istiyorum. Doğru cevabını da yorumlardan yazmanı istiyorum. Kendine çok iyi bak. 15. günümüzü de bitirdik. 16. günde kas sistemine artık giriş yapmış olacağız. Önemli kısımlara başlıyoruz. O nedenle önemli kısımlara hazır olarak gelmeni istiyorum. O zaman 16. günde görüşmek üzere. Hoşça kal.